Çok yoğun bir şekilde PKK'nın resmi olarak görevli olan, yöneticisi olan şahısların yedili masaya olan destek açıklamalarını görüyoruz. Tabii bunun yedili masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil, açıktan yedili masaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gayretleri, bu destekleri insanın aklına çok sorular getiriyor. İfade buyurduğunuz gibi bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elden sarılmış yedili masaya destek veriyor? Bunu açıklamalar lazım ve bunu ülkemiz için, devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da yedili masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden bir tanesi. Biraz evvel de söyledim, işte Cemil Bayık açıktan Düsseldorf'ta yedili masaya destek istiyor. Bese Hozat aynı şekilde, Duran Kalkan aynı şekilde. PKK'nın bir yöneticisi açıklama yapıyor. Diyor ki yedili masanın, Millet İttifakı'nın mutlaka tek listeden seçime girmesi lazım. Böyle olursa daha verimli bir sonuç elde edilir, daha etkili olur. Ertesi gün dört tane o masadaki parti CHP'nin listesinden seçime girme kararı alıyor. Tamamen el ele kol kola girift ilişkiler içerisinde bu işi götürüyorlar. Ve yine HDP tarafından yapılan açıklamalar sizin de buyurduğunuz gibi yedili masanın muvaffak olması halinde tutsak arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkartacağız, özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu tutsak arkadaşlar dediği sizin de dediğiniz gibi Abdullah Öcalan ve diğer teröristleri kastediyorlar. Tabii ülkemiz, milletimiz, aziz milletimiz ferasetle hareket edecek. Ve söylediğimiz gibi inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyecek. Sekiz başlı bir sistemin kaosuna ve keşmekeşine Türkiye'nin yuvarlanmasına müsaade etmeyecek. Ve PKK'nın, teröristlerin önünün açılmasına, avantajlı hale geçmesine de inşallah milletimiz müsaade etmeyecektir.